sessizlik. Bunu da sanıyoruz ki anlarlar. Başbakan Erdoğan krizin bitiş tarihini verdi. Bu müjdeli bir haber. Türkiye ekonomik kriz teğet geçti mi geçmedi mi tartışmalarını hala sürdüre dursun. Bir şekilde hem geçim sıkıntısı hem işsizlik zaten hayatımızın en önemli meselesi. Ve işte Başbakan Erdoğan 2010 yılının krizden çıkış yılı olacağını ifade etti. Erdoğan'ın açıklamaları ve bugün İstanbul'da katıldığı açılış törenlerine ilişkin detaylar geliyor ekrana. Birçok kişiler hala psikolojik bir baskıyı halkımın üzerinde estirmek istiyorlar. İşte bu tesis bu havayı estirenlere aynı zamanda bir cevaptır. Başbakan çöp gazından elde edilen elektrik enerjisini anlattı. Kriz içinde bitiş tarihini verdi. Bütün olay bu yıl sonuna kadardır. Evelallah 2010 yılı tekrar yeniden sıçrama yılı olacaktır. İstanbul Kemerburgaz ve Şile'deki 112 bin konutun elektriği çöpten karşılanacak. Yeni yapımı tamamlanan tesisten çöp gazından elektrik üretilecek, ardından evlere dağıtılacak. Amerika'nın yapamadığını biz yaptık. Amerika hala imzalamamış. Başbakan aslında Amerika örneğini verirken çevre anlaşması Kyoto protokolünden bahsediyordu. Türkiye'nin çevreye ne kadar duyarlı olduğunu hatırlattı. Ekonomik kriz ve çöpten enerji üretimine bağlantısı bundan sonra geldi. Bazıları sadece hakem kesiyor. Bütün olay bu yıl sonuna kadar. İstanbul'un çöpten enerjisi devreye girdi anlaşılan. Ekonomi dünyası en azından başbakanın hesabına göre bir 8 ay daha enerji için beklemek durumunda. Hayırlı olsun. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın dün Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü ve yeni binasının